İçinden geçmekte olduğumuz bu süreçte koronavirüs pandemisi market fiyatlarına da yansıdı. Diyalog TV sokağa çıktı. Vatandaşa fiyatlar hakkında neler düşündüklerini sordu. Vatandaşsa dert yandı. Pahalı yani, çok pahalı. Beklerdik daha ucuz, daha uygun olsun bu şeyler. Yani ya, mesela bir galon yağı normal şeyde 6 milyon alırken şimdi 25 milyon aldık. Yani yükseldi. Yüksek, hem de çok yüksek. Kıbrıs piyasasındaki şu anda bir virüs olayı var zaten, korona. Marketlerin halk için, hele özellikle asgari ücretle çalışan halk için daha fazla indirim yapması lazım. Bir yükselme fark ediyoruz. Çünkü normalde atıyorum rakamlara, hep atıyorum 100 lira alışveriş yaptığımda şimdi aşağı yukarı 120-150 oluyor. Yani bir artış var. Bir yükselme var. Kimisi ise market fiyatlarında düşüş var dedi. Yani bir önceki yaptığımız alışverişe göre şu an fiyatlarda düşüş var. Yani gözle görülür bir düşüş var. Zannetmiyorum. Zaten yazın da geldi. Mevsimsel olarak baktığımız zaman tarım ürünleri daha çok çoğaldığı için düşüş oluyor yani. Bir önceki domates aldığımızda 9 liradan almıştık domatesi. 9.99'dan. Şimdi 7.25'ten aldım domatesi. Salatalık 6 lira mıydı ilk aldığımızda? Şimdi 2 liraya aldık salatalığı. Marul 3 liraydı. 1,5 lira olmuş. Herkes elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Yani çok aşırı bir artış yok. Bazı özellikle burada bazı şeylerde indirim de olduğunu görüyoruz çoğu zaman. Ve desteklediklerini düşünüyorum açıkçası kendi açımdan. Yani vatandaşa yardım. Aynen, ben öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Benim gözlemim o yönde. Yani öyle düşünüyorum açıkçası. Bazı vatandaşlarsa önceki fiyatlara kıyasla herhangi bir fark yok dedi. Fiyatlarda pek fazla bir fark göremedim yani ben. Bu marketin içerisinde. Genelde bu marketten alışveriş yaparak ama bir fark göremedim yani. Yani bir yükselme veya düşüş gözlemleyemediniz mi? Gözlemleyemedim yani. Fiyatlar aşağı yukarı aynıdır yani. Bu marketin içerisinde aynıdır. Bilmiyorum diğer marketler nasıldır. Fark göremedim ben yani. Şimdi ilk günlerde belli bir değişiklikler oldu. Aldığımız bazı gıda maddelerinde. Yükseliş oldu. Ama ondan sonra market sahiplerinin gerek sosyal medyadan gerekse görsel ve yazılı medyadan yaptıkları açıklamada bazı temel ihtiyaç maddelerine herhangi bir kar amacı, herhangi bir artırma gitmeyeceklerini söylediler. Bundan da biz yurttaş olarak memnun olduk. Gelip alışverişimizi yapıyoruz. Genelde de fiyatlarda kontrol ediyoruz. Herhangi bir değişiklik şu ana kadar bizi kıracak, üzecek bir şey biz görmedik. Şu anda işler gayet yolunda. Bazı marketlerin bireysel olarak fiyatlarda artış yapması karşısında hükümetin ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda ise şu cevaplar geldi. Peki devlet buna nasıl bir çözüm üretebilir? Gayri devlet kendileri bilir. Gayri kendileri bir şekilde belki yardımcı olur halka. Ama yani piyasaya bir el atması gerekiyor. Tabii. Attılar da yani bazı şeylerde attılar. Ama gene de eksiklikler var. Vallahi devletin yani, ya devlet yani ne diyeyim yani şimdi. Devlet kendi bu şeylerini gönderebilir. Ne diyorlar onun adına? Denetleme yapabilir, şey yapabilir. Ama yani şahsen lafta oluyor. Yani televizyonda açıklama yapıyorlar. Bir bakıyorsun işte göndereceğiz teftişçilerimizi falan ama yok öyle bir hayat. Tabii denetlemesi gerekir, ilgilenmesi gerekir. Gerekirse tabii vatandaş için, vatandaşın haklarını savunması gerekir. Ne bileyim, yani uğraşması gerekir tabii. Yoksa başlı başına bırakırsak bütün bu herkes kendi kafasına göre fahiş bir fiyat uygular ve bu şekilde devam eder yani. Devletin bu konuda çok iş düştüğünü düşünüyorum. Artış olmamasından ziyade tabii artış olmasın ama tabii ki bir düşüş de olsun. Çünkü çok ekonomik olarak dar bir zamana denk geldik. Biz çok dikkatli davranmak gerekiyor bununla ilgili de. Devletin de desteklemesini düşünüyoruz. Gerekirse denetim özellikle. Denetimin çok sık olmasını doğru buluyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında devlete büyük bir rol düşüyor burada. Marketlerimizin de bu temel ihtiyaç maddelerini, bu ürünleri getirirken ithal ettiğini de düşünmek lazım. Dövizin de bu kadar tırmandığı bir noktada aldıkları, getirdikleri ürünlerin de döviz bazında ödedikleri için belli bir dönem belki bu ürünleri
fiyatlarını sabit tutabilirler ama ileriki günlerde istesek de istemesek de bu ürünler artacaktır. Ekonomide yaşanan sıkıntından dolayı. Çünkü insanlar bunları ithal ederken döviz üstünden ithal ettiği için biz yurttaş olarak da anladın bunu anlayışla karşılamamız lazım. Yani biz ne kadar istesek de bu ürünler, bu temel ihtiyaç gıda maddeleri bir şekilde artacak. Ya bunu da devlet nasıl yapabilir? Bu marketlerimizi, bu işverenlerimizi bir şekilde sübvanse edebilir ki yurttaşa daha çok yansımasın. Denetleme yapılması lazımdır. Yani şimdi çoğu marketler dedik işte maliyetine veriyoruz bilmem ne ama öyle bir şey yoktur. Devletin ilgili bölümleri bence marketleri denetlemesi lazım.